Bilgi, insanoğlu tarafından asırlar boyunca büyük gayret ve emek neticesinde üretilen bir birikimdir. Bir ya da birkaç bilgi, bir sonraki bilginin elde edilmesine olanak vermiş ve bu bilgilerin de ötesinde daha değerli öz bilgiler ile insanoğlunun bitmek bilmeyen ilerleme çabası sürdürülmüştür. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren bilim insanları veri, bilgi ve öz bilgileri bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirerek çok çeşitli keşif ve buluşları ortaya çıkarmıştır. Bugünün ulaşım araçlarının en temel parçası olan tekerlek, bilginin kaybolmadan aktarılmasına ve paylaşılmasına olanak veren ilk ortam kağıt, mikroskop gibi insanlığın yararına bilimsel araştırma yapılmasına yardım eden cihazlar, mesafeleri yakın eden ve haberleşmede çığır açan telefon ve bilgi çağının en önemli keşfi, Türkçedeki güzel karşılığı ile bilgisayar, bilginin ürettiği ve bilginin üretilmesine, aktarılmasına ve kullanılmasına doğrudan ya da dolaylı katkı yapan buluşlardır. Bilgisayar teknolojilerinde ilerlemeler neticesinde bilgisayarın taşınabilir hale gelmesi, bir binada, bölgede veya coğrafyada bilgi paylaşımına olanak veren ilk bilgisayar ağlarının oluşturulması ve nihayet bilginin zaman ve mekandan bağımsız bir özgürlüğe ve akışa sahip olmasını sağlayan ağların ağı, küresel ağ, internet. İnternet ve teknolojik gelişmelere paralel bir şekilde umuma açık bilginin kapasitesiyle insan ya da kurum başına düşen özel bilginin kapasitesi günden güne hızla artmaktadır. Bilginin büyüklüğündeki bu çarpıcı artışa ayak uydurmak adına bilginin depolandığı pek çok ortam hayatımıza girip çıkmaktadır. İletişim ve bilişim teknolojilerinin en son geldiği noktada cep telefonları ile bilgi artık avucumuzun içindedir. Tüm bu teknolojiler ve bilginin kendisi donanım, yazılım, bilgisayar, sistem ve ağları kapsayan ve yeni bir boyut olarak nitelendirilen siber uzayın birer parçalarıdır. Bilginin aynı zamanda ekonomik bir değer haline gelerek çağımızın en önemli meta olması ve bilişim sistemlerine bağlı ve bağımlı çağdaş yaşam ve iş yapma şeklinin artık yadsınamaz zorunluluğu gereği kişinin, toplum üyelerinin, şirketlerin, kurumların ve hatta ülkelerin kendilerine özel değerli bilgilerinin korunması da çok önemli bir konu haline gelmiştir. Günümüzde özel, hassas ve mühim bilgiler genel olarak çeşitli tehditlere maruz kalmaktadır. Bilginin gerektiği zamanda ve istenilen şekilde kullanılamaması, bilginin istenmeyen şekilde ifşa olması ve bilginin tahrif olması, bozulması bilgiye yönelik 3 ana tehdit türüdür. İşte bilgi güvenliği bir zincirin halkaları gibi en temelde bu 3 türde tehditlere karşı bilginin korunmasını amaçlar. Yani bilgi güvenliğinin 3 sac ayağı olan bilginin kullanılabilirliği, gizliliği ve bütünlüğünün temin edilmesi amaçlanır. İnternet üzerinden bir başka banka hesabına acil elektronik para aktarımı yapmak için her zamanki gibi internet tarayıcınız ile ziyaret ettiğiniz bankanızın internet şubesinin cevap verememesi, kullanılabilirliğin sekteye uğraması, sizinle beraber yüzlerce kişiye ait kredi kartı bilgilerinin bulunduğu bir e-ticaret sitesinin veri tabanının site yazılımını geliştirirken gözden kaçırılan bir hata nedeniyle kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi, gizliliğin sekteye uğraması, bir hastanenin veri tabanında bulunan hastalara ait tahlil sonuçları gibi elektronik sağlık verilerinin sistemleri idame ettiren yöneticinin hatası veya sistemlere bulaşan kötücül yazılım nedeniyle silinmesi veya değişmesi bütünlüğün ihlaline örnektir. Artık bizzat sizin, kendinizin, varsa eşinizin ve çocuklarınızın, ailenizin, yakınlarınızın kişisel bilgi güvenliği ve mahremiyeti fiziki güvenliğiniz kadar önemli bir konu haline gelmiştir. Küreselleşen ve bilgi ve paranın zaman dilimlerinden bağımsız 24 saat dünyaya dolaştığı bir çağda, ezici rekabet içindeki kurum ve şirketler için de kurumsal bilgiler ve fikri mülkiyetler korunması gereken varlıkların başında yer almaktadır. Bilgi güvenliği için elbette ülkeyi yönetenlere, kamu ve özel iş kolları ve eğitim alanında ilgili taraflara ve topluma önemli sorumluluklar düşmektedir. Ancak eninde sonunda sizin kendinizin alması gereken tedbirler ve dikkatli olmanız gereken hususlar bulunmaktadır. Kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğini öğrenmek için çekinmeyin. Doğru kaynaklardan araştırın, sorun ve bilgi güvenliği farkındalığınızı her daim güncel tutun.